Kardeşi burası. Görüyorsunuz bayağı bir yüksek dağın üzerinde basamaklar var. Oraya çıkmayı deneyeceğiz, en üst tepeye. Muhteşem ya. Yani buradan Kıbrıs her tarafı kuş görünümü görünüyormuş. Rivayete göre o dönem yaptırılma sebebi Kıbrıs'ın her tarafından gelecek olan düşmanları görülmesiydi. Birazcık mola vereceğiz şimdi. Evet, şu an İlaryon Kalesi girişindeyim. Videomu çekmeden önce ufak bir bilgi vereyim. Bayağı bir yüksek basamaklı olacak. Ve ben de çekimi yapmaya çalışacağım. Bizimkiler çıktı. Aracı buraya bıraktık. Şöyle göstereyim. Araçların park edildiği yer var. Buraya bıraktık. Burada şey yapacağız. Ufak bir mola vermiştik. Artık şimdi İlaryon Kalesi'ne çıkacağız. Girne'ye gelirseniz burayı da görmenizi tavsiye ederim. Ve evet, şu an İlaryon Kalesi'nin girişindeyim. Biletimizi aldık. Girişte sağ tarafta zaten bilet noktası var. Bilet noktasından biletinizi alıyorsunuz. Ondan sonra geziye başlıyorsunuz. Şöyle kaleden başlayacağız. Savunma yeri 1. bölüm diye geçiyor. Yangın riski nedir de sigara içmek yasakmış. Buradan başlıyor. Ziyaretçiler var. Şöyle ileride zaten özel kuvvetlerin eğitim alanı, köpek eğitim yeri falan vardı. Şöyle göstereyim. Ve o zaman İlaryon Kalesi gezi turu başlasın. Hemen girişinden başladık. Şu an bizimkiler çıkmaya başladı bile. Seyir bölümü buradan devam ediyor. Şöyle çıkacağız. Burası seyir bölümüymüş. Yani merak edenler varsa geri dönüşte zaten bakacağız. Fazla zaman kaybetmeden direkt devam ediyoruz. Ziyaretçiler var burada. İlaryon Kalesi'ne gelmişler. Gezmeye. Basamaklar başladı. Biraz geniş basamaklar. Özgür'ün dediği gibi buraya düşman gelse küfür eder kaçar yani. En tepeye çıkacağız. İnşallah ölmezsek. Basamaklar da bayağı bir geniş ve dik. Buraya gelirken rahat bir elbise ve spor ayakkabınızı getirmeyi unutmayın bence. Şu an birinci bölümden doğru ilerliyorum. Sarnıç var. Tanıtım bölümü var. Köşe kulesi. Şöyle. Burada bir sarnıç ve kalenin tanıtım bölümü mevcut. Dağda çıkacağız. Daha bu giriş. Gelişmeye geleceğiz. Sonra sonuç. Nefes nefese kalabilirsiniz. Sigara içenler zaten pert olur. Burası sarnıç. Su sarnıcı. Osmanlı döneminde de çok bu tarz eserler var. Şöyle bakabilirsiniz. Altta yazıyordu. Ben zaman kaybetmeden hızlıca çıkmayı düşünüyorum. Ama buradan Girne'nin manzarası mükemmel olacak. Tabi en tepeye vardığımızda bizi nasıl bir manzara karşılayacak hayal bile edemezsiniz. Çok ötemde ileride. Şu an önümdeki dağın tam sol tarafına doğru size. Girne Kalesi var, oraya da geçeceğiz. Şu an bu kaleye geldik. İlaryon Kalesi. Şurada bir gözcü kulübesi var. Arkadan gelebilecek tehlikelere karşı. Zaten öyle bir şey ki karşıda dağ var. Yani buralarda gözetleme yapıyorlar. Şurada var. Yani yukarıya haber uçururlar bence. Direkt ziyaretçiler var. Bugün çarşamba günü. 22 Ocak. Burada saatler bir saat geri. Tabii siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama
şu an giriş bölümünü tamamlamış bulunuyorum bence. Doğal manzarayı görebiliyor musunuz ya? Karşıdan, arkadan, önden ve denizden gelebilecek tehlikelere karşı alınmış bir önlem. Tarihi bir yer. Şu an askerlerimizin denetiminde. Hani bu Battal Gazi filmleri var ya, Hilaryon falan, ismini duymuşsunuzdur. Şu an kale giriş yerinden beri birinci bölüm bitti. İkinci bölümdeyiz. Ve yazıyor. Şu an buradan giriş yapıyorum. Mid flower fotoğraf. Fotoğraf çekilme alanı olabilir. Bizans Kilisesi varmış içerisinde. Buradan devam ediyor. Yukarı çıkacağım. Kalenin tepesine nereden çıkıyor buraya? Vallahi buradan çıkıyor büyük bir ihtimal. Biz de yeni geldik. Vallahi biz oradan indik de şimdi. Allah Allah. Aynen. Artık deneyeceğiz. Burası Bizans Kilisesi'miş. Öyle yazıyor. Ya pek araştırmadık. Sadece gelmemiz gereken bir yer diye düşünüyorum ve geldik. Aşağıya göstereceğim şimdi sizlere. Daha demin bir Türk vatandaşları sordu bana. Ben de tam emin olmadığım için bilemedim. Şu an buraya çıkmış bulunuyoruz. İnşallah biz de çıkabiliriz. Şöyle manzaraya bakar mısınız? Mükemmel. Aşağının görüntüsünü gösteriyorum size. Şu an ziyaretçiler var. Ve çok güzel bir manzara gerçekten. Burada insan yaşlanmaz diye düşünüyorum. Siz de değerli düşüncelerinizi, yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Bir kilisenin içine girmek istiyorum. Aa. Yani günümüze kadar kalmış bir kilise. Figür var mı ona bakmaya çalışıyorum. Sütunlar falan. Biraz daha İtalyan tarzı bir mimariye benziyor. Şöyle bakabiliriz. Gerçekten güzel. Bu çekimi nasıl yaptığımı merak ediyorsanız onu da videoların sonunda açıklayacağım. Kendi telefonumdan ve gimbalimden yapıyorum. Xiaomi telefon kullanıyorum. Yani bunu söyleyeyim. Buradan aşağı doğru giden var. Evet, gezenler var. Bizler de gezeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Merak içerisinde bekliyorum ben. Bizimkinlere bakmak istiyorum, onlar ne yaptı. Ya buradan yani tırmanamazsın bile ya. Düşman gelse gerçekten Özgür'ün dediği doğru. Düşman küfreder kaçar burada. Şu an kale komutan odasına girmek üzereyim. Bakalım neler var. Kapısından giriyorum içeri. Evet, şurada bir yazımız var. Lüzinyan döneminde komutan odası olarak kullanılan bu mekanda kale komutanı ve askerlerinin günlük yaşamlarından bir kesit canlandırılmaktadır. Burada sergilemede kullanılan tüm heykeller, giysiler ve eşyalar Orta Çağ'a ait eserlerden yararlanılarak yapılmışlardır. İngilizce çevirisi de altta, bakabilirsiniz. Evet, yani çok güzel bir mimarisi olan bir yer. Burada maketler falan var. Şurada mancınık var. Mancınık var. Duvarda ekstradan mumluklar falan var. Şamdanlıklar var. Kılıçlar var. Bizans simgesini canlandıran. Orada ok ucu, mızrak ucu var. Kalkan var. Tilki derisi. Ekstradan büyük bir kalkan daha var. Şurada ekstradan bir kılıcımız daha mevcut. Ve şöyle ayakkabılarına, zırhlarına, çelik zırhlarına bakarsanız o dönemde kullanılan kıyafetler bunlarmış. Neler var neler, yani bu ihtişamlı ya. Gelince burayı gezmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten. Mutfak bölümü burası. Biraz karanlık ama çekim almaya çalışıyorum burada. Şeyler var, bakraçlar falan. Şurada. Şurada. Yazılarımız var. Bakıyorum ama. Burada bayağı uzun yazıyor. İngilizce çevirisi var. Burada üzüm şeyleri, şarap falan yapıyorlarmış. O yüzden testiler, duvardaki şeyler, her şey mevcut. Biraz daha. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Şu an.
Aşağı doğru iniyoruz. Kalenin diğer tarafına. Burada da kiler var. Burada da kuru malzemelerin sergilendiği zindan tarzında bir kiler mevcut. Görüyorsunuz küpleri falan her şey var. Burada tekrardan bir giriş var. Girişte bakıyorum. Çıkmaya devam ediyoruz. Bizimkileri bulmaya çalışacağım yine. Kalede kaybolmazsak iyi. Evet. Üçüncü bölüm. Kalenin üçüncü bölümüne doğru çıkıyorum şu an. Bayağı bir yoruldum. Çıktıkça manzara daha bir kuş bakışı oluyor. Biraz videolarda duraksıyorum, kesiyorum çünkü nefes almam gerekir diye düşünüyorum. Bizim grup tırmanmaya başlamış, şöyle görüyor musunuz? Şuraya çıkacağız daha. Çekim yapıp bir yandan yürümek zorluymuş. Üçüncü bölümde yürümeye devam ediyorum. Hızlıca yürüyüp en yukarı doğru çıkmayı düşünüyorum. Yani buraya gelirseniz biraz yorucu olacak. Ama değecek diye düşünüyorum. Çünkü manzarası ve ihtişamı süper. Görebilirsiniz kuş bakışı şu an. Şehir ayağınızın altında. Çıkmaya devam ediyorum. Bizimkiler çıkmış. Buraya gelen... Günümüz şartlarında bile zorlandık ya buraya. Düşmanlar nasıl çıkmış. Şu an Kraliyet Sarayı 3. bölüm sizlerle. Evet, sağ tarafındaki çıkış Kraliyet Sarayı, yukarısı kale. Devam edeceğim. Gitgide zorlaşıyor. Kusura bakmayın. Nefes nefese kaldı. Evet. Gözetleme kulesi. Watch Tower. Burada da var. Görebiliyorsunuz. Yani buraya gelen düşmanın gözü kör olsun. Mutfak varmış burada da. Mutfaktan eser yok. Şurada zirve 732 metre diyor. Kraliyet Sarayı Royal Apartments
İlerideymiş. Biz en tepeye doğru çıkacağız. Gelirseniz buraya gezmeyi unutmayın. Kraliyet Sarayı 732 metre zirve. Yani daha demin gördüğünüz gösterdim. Dar bir o kadar merdivenler. Nasıl yaptınız o dönem? Anlaşılmaz şu an. Neler yapmışlar. Görüyorsunuz. Allah'ım merdivene bakar mısınız? Merdivene bakın ya. Buraya çıkmak gerçekten zulüm. Demirlerden tutunarak çıkıyorsunuz. Çok dik. Çıkarken dikkat edin. Her an kayıp en alta inebilirsiniz. Gerçekten sıkıntılı. Evet. Manzaralar gitgide güzelleşiyor. Şu an tamamen 3. bölümün üzerindeyim. Görüyorsunuz manzarayı. Zaten burada Gözlük Kulesi. Kontrol ettiği zaman şu aşağımda Gözlük Kulesi var. Gelen düşmanları net görürler zaten. Kuş bakışı görülüyor. Karşıda liman var. Yat var. Hadi çıkacağız. Gözetleme Kulesi'ne doğru çıkıyorum şimdi. Bir 25 metre var. Neredeyse. Yani yorulabilirsiniz ama pişman olmayın buraya geldiğiniz için. Evet, gözetleme kulesi. Adamlar burada gözetliyormuş abi. Bakar mısın? Şöyle göstereyim. Evet. Aşağıda da var gözetleme kulesi. Şuradan gözetliyorlar. Görüyorsunuz. Küçücük. Şuradan insan geçer de buradan kuş geçer. Şöyle gözetleme kulesinde biraz durup. Evet. Gözetleme kulesine tırmandık. Şu an tam zirvedeyiz. Kuş bakışı görünümü sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten nefes nefese kaldım. Ve doğa güzelliği harika. Tuttuğum taş oynadı şu anda. Ama görüntü muazzam. Yani bu görüntüyü yorumlarınızı atarsanız çok sevinecek. Mükemmel. Evet. Gözetleme Kulesi'nde çay ikramımızdır. Kapuçunu isteyenler varsa rezervasyon alır. Evet, buradan görüyorsunuz geldiğimiz yol. Aşağıdan şöyle bakın. Yani felaket. Felaket hem de. Ben bayıldım buraya. Videomu tamamladıktan sonra fotoğraflar çekeceğim. Arkadaşlar. Hani elimdeki gimbal ve telefonla çekebildiğim kadar. Gerçekten Hilaryon Kalesi'ne tırmanmak keyifli. Hilaryon Kalesi'ne tırmanmak keyifli ve çok güzel. Gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Yorulursunuz ama değecek. Bence de. Bekir. Bu direğin burada ne işi var? Evet, aşağıda arabamızı görebiliyorum. Şöyle aracımız aşağıda park halinde. Oradan çıktık buraya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir yolculuk oldu. Daha da en tepeye çıkacağız. Şimdi oradan kuş bakışı bakacağım. Video devam ediyor. Hilaryon Kalesi'nin zirvesindeyiz. Evet, 732 metre yazıyor zaten. Zirvede noktalayacağız bu gezimizi. Şöyle bakabilirsiniz. Burada bir asker şeyi var, maketi var. Ve burada şöyle bir özellik var. Herkes buraya direkt tutup bir şeyler bağlamış. Kolonyalı mendil bağlayan var, ip bağlayan var, ayakkabı bağı bağlayan var. Yani her şey bağlayan var yani, peçete vesaire. Her şey var. Biz de bu Hilaryon Kalesi. Evet, görüyorsunuz kuş bakışı. Şöyle gösteriyorum. Kuş bakışı çekimi. Evet, noktalayacağız. Gelmenizde, görmenizde fayda var diye düşünüyorum. Gelip gezebileceğiniz yerlerden birisi. Gerçekten. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de gelirsiniz. Girne girişinde soldan girince sapaktan 5 kilometre içeride zaten tabelalardan kontrol edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum videoya.
yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve like atmayı unutmayın. Yeni bir gezi videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.